Yönetmenlerin senaryoyu niye değiştirdin tartışmasını andırıyordu. Anlaşılan bu polisin olacakları ayrıntısıyla önceden bilmesinde bir gariplik yoktu. Gözaltına alınan Büyük Birlik Partisi Trabzon İl Başkanı, Erhan Tuncel ile Yasin Hayal'in Hrant'ı öldürme planı yaptıklarını Trabzon'da herkesin bildiğini söylemişti. Bu insanların hepsi Büyük Birlik Partisi'nin Alperen Ocakları'nda tanışmıştı. Erhan Tuncel basının eline geçen bir fotoğrafta Muhsin Yazıcıoğlu'nun hemen arkasında görülüyordu. Büyük Birlik Partisi bu olayla ilişkisini reddetti. Yazıcıoğlu, her fotoğraftan bir suçlu mu çıkaracağız diye sordu. Bu şartlarda suçlu çıkarmak zaten kolay değildi. Erhan Tuncel'in cinayetten önce evde yapılan hazırlık toplantılarında yer alan, daha sonra tutuklanıp sanıklar arasına katılacak olan ev arkadaşı pek garip şeyler anlatıyordu. Polis cinayetten sonra Erhan Tuncel'i güya gözaltına almış, öbür zanlıların ifadelerini okumasını sağlamış, sonra bırakmıştı. Trabzon polisi Yasin Hayal ile Erhan Tuncel'in telefon görüşmelerini kaydetmişti. Savcılar bu kaydı istedi. Emniyet bir DVD gönderdi. Ancak içinde arayan, aranan numaralar, arama saatleri, tarihleri filan yoktu. Savcılar bu ayrıntıları istediklerinde şu cevabı aldılar. Size yolladıktan sonra bütün bilgileri imha ettik. Savcılar sanıklardan Mustafa Öztürk'ün de telefonunun dinlendiğini öğrendiler. Ve Trabzon emniyetinden kaydı istediler. Emniyet başka birim dinledi, biz dinlemedik diye cevap verdi. Oysa Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, onu sadece Trabzon Emniyet Müdürlüğü dinledi diyordu. Savcılar, Trabzon'dan gönderilen cep telefonu mesajlarına ilişkin kayıtlarda değişiklik yapıldığını düşünüyorlardı. 765 mermi lazım diye bir mesaj değiştirilmişti mesela. Bunlar yüzünden sorgulanan, yargılanan herhangi bir emniyet görevlisi yok. Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın bu işte ihmali var mı diye araştıran 4 müfettiş, jandarma istihbarattan 4 er hakkında soruşturma yapılıp yapılmaması konusunda bile anlaşamadılar. Sonuçta jandarma istihbarattan sadece 2 görevli hakkında soruşturma izni verildi. Amirleri de soruşturulsun talebi reddedildi. Ve sadece 2 polis hakkında soruşturma açılabildi. Biri, Samsun Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi Çay Ocağı'nda OS'nin bayraklı kahramanlık görüntülerinin çekilmesine izin veren şube müdür vekili, öbürü fotoğrafları basına dağıtan komiser. Trabzon Valiliği, haklarında soruşturma açılması istenen polislerle amirlerinin herhangi bir kusuru bulunmadığını ilan etti. Samimi Çay Ocağı görüntülerinin aktörleri gibi onların da soruşturmasına gerek yoktu. Tabii İstanbul Emniyetindekilerin de. 2006 Şubat'ında Trabzon İstihbarat Şube Başkanı İstanbul'daki muadilini aramış, Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldürme planını bildirmişti. Hayal'in abinin çalıştığı fırından söz edilmişti bu konuşmada. Her ne yapıldıysa bir tutanak tutuldu, fırın bulunamadı yazıldı. Müfettişler bir yıl sonra gidip buldular. Fırın yerinde duruyordu. Hrant Dink cinayeti davası 2007'nin 2 Temmuz'unda başladı. 500'ü aşkın avukat müdahil olmak için başvurdu. Sanıkların sayısı bu arada 18'i bulmuştu. Gece yarısına kadar süren ilk duruşmada 12 tutuklu sanıktan 4'ü tahliye edildi. Bunlardan birinin suikaste kullanılan mermileri getirdiği ileri sürülüyordu. Dink ailesinin avukatları karara itiraz ettiler. Reddedildi. Soruşturmanın genişletilmesi talebini ise mahkeme haklı buldu. Böylece Yasin Hayal'e ilham verdiği söylenen emekli albayın telefonu dinlenerek tutulan kayıtlarda araştırılacaktı. Onu da tanıyorlar, biliyorlardı. Telefonunu dinlemişlerdi. Ağustos'ta Sabiha Gökçen'le ilgili yazı yayınlandıktan sonra Hrant İstanbul Valiliğine çağrılmış, vali yardımcısının odasında iki istihbarat görevlisi ona hayatının tehlikede olduğunu ima etmişlerdi. Bu görüşmeden Vali ve İçişleri Bakanı haberdardı. Hrant'ın hayatının tehlikede olduğunu biliyorlardı. Sonra birkaç sivil polis Dink ailesinin evine gelmiş. Herhangi bir tedirginlik hissederseniz bizi arayın demişlerdi. Yetkililerin Hrant'ı korumaya yönelik ilgisi ve dikkati bundan ibaretti. 301'den açılan davalar, bunlar bahane edilerek mahkeme önlerinde yapılan eylemler, Hrant'ın avukatlarına ve ona destek olmak için mahkemeye gelen dostlarına açık saldırılar ve Hrant'la birlikte Agos'u'da hedef alan tehditlerle oluşturulan ortam, cinayete elverişli zemini yaratmıştı. Bu ortamda
Hrant'ı aramızdan almaları kolaylaşmıştı. Pelitli'den kalkıp gelen, Bangaltı Osman Bey kalabalığına karışan bir genç, üç el ateş edip milyonlarca insanın umudunu karartabildi. İstanbul Emniyet Müdürü olaydan bir gün sonra bu örgüt işi değil diye kestirip atmıştı. Civardaki banka ve mağazaların güvenlik kameralarının cinayet günü sabahından öğle sonrasına kadar çektiği görüntüler nedense bulunamadığından, OSE'ye yardım eden ya da onu uzaktan kollayan birileri var mıydı bilemiyoruz. Cinayetin gerisinde örgüt bulunmadığından gayet emin olan Trabzon valisi, emniyet görevlileri hakkında soruşturma izni vermiyor. Davanın bir numaralı sanığı bir polis muhbiri. Görünen o ki, jandarmada herhangi bir kusur bulunduğuna inanmıyor. Hrant'ı kaybettiğimizde, onca çaresizliğimize rağmen, 100 bini aşkın insan, onu uğurlamak için sessizce yürüyerek direncimizi gösterebildik. Hrant'ı unutturmayacağımızı gösterdik. Bu, gerçek suçluların ortaya çıkarılması ve ibretlik bir şekilde cezalandırılması için güçlü bir talepti aynı zamanda. Ama ardından mahkeme önünde oluşturabildiğimiz güç, suçluları kollamak isteyenlerin direncini kırmaya yetmedi. Bu dava bizim için, arkadaşımızın güler yüzlü cesaretine, samimiyetine, inancına sahip çıkma davasıdır. Onun ruhunu biraz olsun huzura kavuşturabilme davasıdır. Aynı zamanda bu memleketin onur davasıdır. Arkadaşımızı katleden şebekenin ortaya çıkarılmasını ve cezalandırılmasını sağlayabilirsek, Hrant'ın en çok istediği şeylerden birini başarmış olacağız. Bu memleket ırkçı katillere ve görevlerini onları korumak için kötüye kullananlara ait değil, bunu göstermiş olacağız. Bizim buralarda insanca talepleri yok etmenin esas yolu süründürme, usandırma, ruh kurutmadır. Hrant'ın katillerinin yargılandığı davanın bu yola sokulmasını önlemek için duruşma günlerinde adalet isteğimizi ete kemiğe büründürmeliyiz. Orada olmalıyız.